hoş geldiniz. Bir programda da sizinle beraberiz. Bugün Yasa Barbar Ocakbaşı'nın misafiri olduk. Yanımızda mutfak şefi Esin Hanım var. Esin Hanım merhabalar. Merhabalar Özcan Bey. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bizi ağırladığınız için. Bize biraz firmanızdan bahseder misiniz? Firmamız 3 yıldır Gölükle semtinde hizmet vermektedir. Pandemi dolayısıyla Adana lezzetlerini de firmamıza getirdik. Evet, görüyoruz Adana'dan zaten. Adana'dan gelen şeflerimizle kebap çeşitlerimizi artırdık. Bunun yanında pide çeşitlerimizi de koyduk. Müşterimize daha iyi hizmet vermek için. Zaten bizim ara sıcaklarımız paçanga böreğimiz, zeytinyağlı mezelerimiz, yoğurtlu mezelerimiz zaten vardı. Onları ilaveten bu lezzetlerimize kattık. Valla masa çok kalabalık görünüyor Esin Hanım. Yani isterseniz bir başlayalım. Tabii ki. Bu nedir? Bu bizim karışık barbar spesyal kebabımız. İçinde bir porsiyon Adana'mız, evet. Bir porsiyon tavuğumuz, bir porsiyon pirzolamız ve bir porsiyon da ciğerimiz bulunmaktadır. Bu nedir Esin Hanım? Bu birazcık daha Adana'dan farklı bir duruşu var bunun. Evet. Adana üzerine sarılmış dana antrikotla yapıyoruz kendisini. Oo. Çok lezzetli bir ürün. Başlayalım isterseniz Esin Hanım. Buyurun. Ben bakalım. Şunu çok merak ettim. Burada herhalde bir de maşamız da var. Evet. Şuradan bir alalım bakalım. Dana antrikotlu Adana kebap. Evet. Nasıl oluyormuş bir görelim. Çok güzel duruyor. Size de ikram edeyim. Evet. Teşekkür ederim. Düşürdük. Şöyle. Buyurun. Buyurun tadına bakalım. Normal Adana kebabımızın üstüne dana antrikot. Evet. Etini sarıyoruz. Bana etinden denk gelmiş ilk baş. İçinde sarımsak falan da var galiba. İçi özel sarımsakla et marine edildikten sonra sarılıyor zaten. Evet. Kömür ateşinde de çok yani güzel bir lezzete sahip oluyor. Evet, antrikotla Adana'nın birleşimi çok güzel olmuş. Çok güzel oldu, evet. Beğendim. Gerçekten güzel bir tat olmuş. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Bu nedir Esin Hanım? Bu da Adana usulü beyti sarmamız. Beyti sarma. Evet. Ama evet. Bu bildiğim kadarıyla, yani gördüğüm kadarıyla bu mangalda yapılmayan bir lezzet galiba. Mangalda yapılmayan bir lezzet. Hamuru ustamız elinde açıyor. Taş fırında piştikten sonra içine Adana sardıktan sonra fırına atıyoruz. Bol kaşarlı ve üzeri bol tereyağlı olarak servis ediliyor. Önümüze geliyor. Aynen öyle. Yanında sanırım süzme yoğurt da var. Evet, süzme yoğurdumuz. Ben bundan da denemek istedim. Tabii ki. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, kaşarı bol, kaşar kalıyor vallahi. Bunu Bursa'da ben pek görmedim. Çok bilindik bir lezzet değil aslında. Evet. Ustaların kendi spesiyeli olarak menümüze ilave ettik. Ama çok lezzetli bir ürün olduğu için çok tercih edilen bir ürün. Çok çok başarılıymış. Çok fresh bir ürün aslında. Yoğurtla falan servis edildiği zaman. Evet evet. Çok evet, harika güzel. Duruyor. Afiyet olsun. Evet. Şişman bunu beğendi arkadaşlar. Bu damberlikmiş bak böyle. Kılçıksız, mıçıksız, küt yemeli. Özcan Bey, karışık kebabımızdan da. Evet, biraz ciğerinizi bir denemek istiyorum. Ustanız değilmiş Esin Hanım. Afiyet olsun. Çünkü etlerimiz günlük geldiği için zaten taze geliyor etlerimiz. Günlük tedarik ediyoruz etlerimizi. Ve soslamıyoruz hiçbir etimizi. Sossuz bir et. Etin kendi lezzeti. Etin kendi lezzeti. Kendi yağıyla pişiyor zaten. Evet. Hani ekstra bir yağ, ekstra bir malzeme asla katmıyoruz. Daha çok özen gösteriyoruz. Çok başarılıymış ama. Yani evet. Ciğerde çünkü biraz şey sıkıntısı oluyor. Bazen kan kokar bilmem ne olur falan. Bizde ama yok. Hem yumuşaklığı hem o kan kokusu hiçbir şey yok. Çok güzel. Afiyet olsun. Peki bunlar nedir Esin Hanım? Şimdi 4 çeşit orada ezme görüyorum. Soğan salatası galiba. Tablacı var. Adana tablacısı var. Bir de maydanozla karışık kebabımızı 4 çeşit salatayla servis ediyoruz. Yani geldiğimizde buna para veriyoruz ama onlar sizin zaten ikramınız oluyor. Aynen ikram olarak geçiyor. Her masaya gönderiyoruz. Çok iyi, çok iyi. Lahmacun görüyorum burada. Evet. Biraz lahmacundan deneyelim bakalım. Buyurun. Arkadaşlar bu öyle kesilerek yenmeyecek. Bunu bir şeylik yapmıyorum. Osmanlı usulü kıvıracağım bunu.
Hamurunuzun tadı da, içi kıymasının tadı da Evet. gayet başarılıymış. İnce ve çıtır bir hamur, evet. Peki, Esin Hanım, bu lezzetlere illa insanlar buraya mı gelmek zorunda? Yani paket servisimiz var mı? Çoğu Tabii ki. mekanda olmuyor ama sizin paket servisiniz var Var. galiba. Paket servisimiz pandemiden dolayı öğlen 12, gece 12'ye kadar hizmet vermektedir. Ustalarımızla beraber 12'ye kadar isteyen herkese Arkadaşlar ben paketle gönderiyoruz. paket servis numarasını aşağıya bırakıyorum. Lezzetler gerçekten çok güzel. Nilüfer bölgesi ve yani Özyüce ve Görükle tarafında eğer ikamet ediyorsanız kesinlikle bu lezzetleri tatmalısınız. Bu nedir Esin Hanım? Bu da bir pidemiz sanırım. Evet, o da bizim kuşbaşılı kaşarlı pidemiz. İsterseniz onu tadına Aynen, bakın. ondan da bir parça rica edeyim sizden. Tabii ki. Arkadaşlar içleri gayet fazla. Yani verdiğiniz parayı et olarak geri alıyorsunuz. Evet. İçi sulu. Dışı Aynen. kıtır bir hamur zaten. Daha Çok iyi. akışkan içi, daha lezzetli. Dolu dolu bir hamur. Vallahi çok başarılıymış. Ben bunu sevdim. Ben Afiyet genellikle olsun. kuşbaşı kaşarlı pide seven bir insanım. Evet. Ama bu sefer ne yapıyorlar? Kaşarı çok kurutuyorlar ya da içindeki o su kalkıp gidiyor. Ama sizinkisi hem yumuşacık, sulu sulu, hem Evet. de üzerindeki kaşar da çok fazla kurumamış. Tam böyle kıvamında olmuş. Çok başarılı Afiyet olsun. arkadaşlar. Şişman bunu da beğendi. Şimdi orada kapalı bir şey görüyorum ben. Evet, bu da bizim Esin Hanım. kapalı kaşarlı pidemiz. Kapalı Onu da kaşarlı tadına pideniz. bakın isterseniz. Tabii. Onu da uzatayım Ondan size. da bir parça deneyeyim. Ama hamurunuzun lezzeti gerçekten çok güzel. Çok başarılı bir Yani hamur, evet. fırın konusunda ben birazcık ona dikkat ediyorum ama hamurunuz tadı gerçekten ama gerçekten çok hoş. Afiyet olsun. Beğendim yani. Evet. Kaşarlı pideniz de çok başarılı. Gerçekten arkadaşlar ben lezzetlerin hemen hemen hepsini çok beğendim. Özellikle bu spesiyeliteniz çok başarılı. Bir de Adana'nın üstüne antrikot sarıp bir spesiyel yapıyorlar arkadaşlar. Hem et hem kıyma Adana usulü gerçekten ama gerçekten çok hoş yani. Ben lezzetlerin tamamını beğendim. Peki Esin Hanım, Görükle'nin neresindeyiz? Yani gelecek arkadaşlar sizi nasıl bulabilir en kolay şekilde? Biz Görükle'nin yerleşim sitesinin alt katındayız zaten. Çok kolay bir yerdeyiz. Konum olarak kolay bir yerdeyiz. Yani Görükle'ye girdiğimizde sağımızda hemen zaten bize yerleşim sitesi karşılıyor. Aynen. Yerleşim sitesinin arka yüzündeyiz Aynen. biz. Aynen. Yani yerleşim sitesini geçtikten sonra sağa döndüğünüzde arkadaşlar Nesa Barbar Ocakbaşı'nı Evet. bulabiliyorsunuz. Mekan çok nezik bir mekan. Zaten pandemiden dolayı şey yapılamıyor. Üstü açık olmayan yani bahçe tarafı olmayan yerlerde yemek yemiyorsunuz halen oturup. Çok böyle üstü açık, nezih, güzel bir mekan arkadaşlar. Ben gerçekten ama gerçekten tavsiye ediyorum. Yemekler güzel. Birazcık da şeylerden değinelim. Mesela bir Adana kebabımızın fiyatı ne kadardır? Adana'nın porsiyonu 30 TL. Ben hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. 30 TL'ye porsiyon Adana veriyorlarmış. Koşup koşup gel. Hiç şey yapmaya gerek yok. Hem lezzetler çok güzel, hem fiyatlar çok uygun. Şişman burayı beğendi arkadaşlar. Kesinlikle ama Teşekkür kesinlikle ederim. Görükle'ye geldiğinizde hem Esen Hanım'a bir merhaba dersiniz hem de lezzetlerden tadarsınız. Kesinlikle ama kesinlikle uğramanız gereken bir lezzet durağı diyorum. Bursa Görükle ilçesinde Yasabarbar Ocakbaşı. Unutmayın arkadaşlar not alın. Gerçekten hem fiyatları uygun hem de gerçekten lezzetleri çok çok güzel. Kesinlikle tavsiye ediyorum.